Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CarX Drift Racing oynuyoruz. Söyleyemedim. Oynuyoruz arkadaşlar. Görmüşsünüzdür dün bir tane video attım arkadaşlar. Onda sesim yoktu çünkü kayıt kullandığım programda bir hata vardı. O hatayı düzeltmemişim. Kayda girerken hatırladım arkadaşlar. Bir de kasıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Belki görüntü kalitesi düşük olabilir. Görüntü kalitesini düşürdüm çünkü RAM yetmiyor diye gösterdi bana. Arkadaşlar arabamız bu şekilde. Ben bu araba nasıl sayayım? Neden diye söylersiniz. İlk izlenim dedim. O sadece drift üzerine. Yani drift her yaptığımı videoya çekip sizlere göstereceğim arkadaşlar. Normal ilk baştan başladığım seriyede ya bugün yeniden video çekerim ya da yarın. Atarım size arkadaşlar. Yani ilk önce arabayı şöyle bir şey veriyor size, bir dakika fazla ileri gittik. Tabi bunları vermiyor. İlk önce size böyle bir araba. Ama önceki sürümlerde ilk önce size böyle bir araba veriyordu. Tabi modifiyeli değil. Modifiyeli hali. İlk önce bunu veriyor. Sonra bunu veriyor. Ya veriyor diyorum işte. Bunu önceden bunu veriyordu. Şimdi ise oyuna ilk başladığınız zaman bunu verecek. Ondan sonra bunu aldım. Bir de bunu aldım. Tabii ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Kendi sadece bulutuma kaydetmiştim. Buluttan kalmıştı öyle. Dedim bir videosunu çekeyim, sizlere gösterin dedim. Bilen bilir. İlk önce arkadaşlar tabii ki de benim araba nerede ya, geçtik. Burada. Evet. Şimdi geçelim bakalım drift. Evet. Dediğim gibi önceden bulutuma kayıtlı olduğu için daha bunları açmadım. Ama hayır. Şurada oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben size ayarları da tek tek göstereceğim. Şimdi sesim gidecek. Ondan dolayı ayarlar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki video için yorumlarda yazarsınız. Normal sadece motor sesini mi duymak istersiniz? Yoksa motor sesini kısıp yani tamamen kapatıp kendi sesimi mi dinletim? Onu yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi kendim susacağım ve sizlere şeyi göstereceğim. Driftimi göstereceğim arkadaşlar. Güzel olmayabilir. Dünkünde kasıyordu. Şimdi hiç kasacak mı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hemen geçelim. Durdurdum arkadaşlar. Hemen ayarları göstereyim. Benim pedallar bu şekilde. Şu kırmızı pedalı nasıl yaptın derseniz, uygula diyelim. Bunu oyundan mıydı? Yok. Vitesi tabii ki de şu şekilde yaptım. Otomatik vites değiştirmeyi kapattım. Kendim 3. ya da 2. viteste arabayı zorlayarak. Şimdi buna tıklayayım arkadaşlar. Normalde ben bunu kullanıyordum. Şimdi bunu yaptım. Böyle yapması bu şekilde drift yapmak daha rahatmış. İnternette araştırma göre. Tabii sizde böyle olacak. Siz bunu açın ve drift yapmanız daha rahat olur. Grafikler derseniz yüksekte. Her şey açık. Ses normal açık. Şimdi hemen geçelim. Kasabilir. O yüzden çok çok özür dilerim abi.
Arkadaşlar orada dönemedim çünkü araba baya ağır ve hızlı girdiğim için viraja öyle oldu. Şimdi ise efsane başladı. Buralara atlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Biraz daha geri. Orada ise dengeyi kaybediyorum. Orada kaçamak yapmak istemiştim. Normalde videolarımda değil de normal dışarıda yapıyordum arkadaşlar, kayıt dışında. Arkadaşlar o sırada elim terlediği için ya rahatsız oldum ondan dolayı. Şöyle az ileri alalım. O geriye attı bizi. Ha? Göbriyor. Şunu çekebilsek. Her neyse. Şimdi bitirdik. Şimdi ikinci bir yarışa yapalım mı? Yapalım arkadaşlar. Şimdi bu sefer de başka bir arabamızı deneyelim. Aslında 118 milyonum var. Bakayım ne alabilirim. Bakayım 68'lik. Yok bu güzel değil. Bak bunu alabilirim aslında. Güzel. 130'a var. Bakayım. Bu da drift'e benziyor ama yok. Benim aklımda Türkiye'deki efsanelerden biri, hatta Ankara'da çok olan ve de drift arabası sayılan araba. İşte bu. Bu mu bilmiyorum da ben bu diye biliyorum. BMW M30 mu bu? Evet M30. P30 diye yazmışlar. BMW P30 diye yazmışlar köşede arkadaşlar. Normalde BMW M30. Bunu alacağım arkadaşlar. Kayıt dışı da alabilirim. Belki kayıtta da alabilirim. Belli olmaz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar sağ kalın ve de görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.